Senia Jasenski'nin. Geçen yıl 42. olmuştu, bir önceki yıl 43. Her ikisinde de serbest programa kalamamıştı. Alexander Sim için Remembering the Tango isimli eseri eşliğinde izliyoruz. Sırbistan'dan Senia Jasenski, gördüğünüz gibi serisinin diğer sporculara oranla biraz daha rahat bir şekilde gerçekleştirdi. Ancak şunu da vurgulamakta fayda var. Lutz yaptı ama Lutz'u da ikili yaptı. Burada mesela şu anda sadece üçlü bir tane Salkov var. Ama bu Salkov'da da zaten buza inişi çift ayak olduğu için oradan da puan gelmeyecek. Şu anda izliyoruz. Bakın ikili aksılla başladı serisine. Öne doğru yapılan atlayış gördüğümüz gibi yarım tur fazla dönecek biliyorsunuz. Öne doğru atlayış olduğu için en zor, en yüksek puan aksıldan geliyor bu yüzden. Şu anda bakın Salkova'yı çıkıyor. Üçlü Salkov çift ayak gitti. Bakın gördüğümüz gibi. Dolayısıyla bu hareket olmamış sayılıyor. Yani düşmüş gibi neredeyse. Sadece düşmediği için, gerçekten düşmediği için eksi bir almayacak o kadar. İkili Lutz ve ikili Toyluba çıkıyor hemen. Devam ediyor. Dolayısıyla bağlantısını yapmış oldu. Ancak ikililer düzeyinde yapmış olduğu için çok yüksek bir puan gelmeyecek. Evet, şu ana kadar izlediğimiz patenciler arasında Azerbaycan'dan Emma Hacıyeva'yı birinci sırada görüyoruz. 36.76 puanda. Tekrar tekrar vurguluyorum.
Sporcumuz Tuğba Karademir ikinci grupta çıkacak sayın seyirciler. İlk grupta çıkmayacak. Tabii aldığı iyi dereceler. Hem resmi büyük şampiyonalarda yani Avrupa ve Dünya şampiyonalarında aldığı iyi dereceler hem de Grand Prix'lerde aldığı yarışmalarda, turnuvalarda aldığı iyi dereceler hepsi hesaba katılıyor ve ona göre bir sıralama yapılıyor. Daha iyi sporcular biliyorsunuz sonlara doğru yer alıyor. Tuğba Karademir de öğleden sonraki grupta yer alacak. Tabii yerel saate göre konuşuyorum. Türkiye saatiyle 22.57'de piste çıkacak. Ve işte Senya Yasenski'nin puanlarını alıyoruz. 27.62 ile tamamlıyor seriyi. Sırbistan'dan Senya Yasenski dediğim gibi hareketlerini yaptı. Ancak yaptığı hareketler arasında